Bankası Kibele Sanat Galerisi'ndeyiz. Türk sanatının kurucu büyük ustalarından Bedri Rahmi'nin Biz Mektup Yazardık başlığıyla büyük sergisindeyiz. Hazırlayan Hüget Eyüboğlu. Yüreğine sağlık, yüreğinize sağlık efendim. Siz Türk kültürünün önemli bir tarihsel döneminin belgelerini ortaya çıkaran, gün ışığına çıkaran çalışmayı biliyorum. Çok uzun bir zaman emek vererek, destekler alarak dostlarınızdan, Bedri Rahmi öğrencilerinden hazırladınız. Ve hak ettiği yerde, Kibele Sanat Galerisi'nde toplumsal belleğin canlanışı kültürde, sanatta. Anılar, mektuplar, anı da değil, geleceğe dönük yönüyle de birçoğu konuştukça görecek izleyiciler. Mutlaka görülmesi gereken bir sergi. Mutlaka İstanbulluların görmesi gereken bir sergi. Türkiye'den, her yerden gelip görülmesi gereken bir sergi. Ve hazırlanan büyük kitap, burada sergilenen mektuplar, ki mektupların bir bölümü bu. Ne yaptınız, nasıl yaptınız? Yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Hakikaten büyük bir projeydi ve ben başlarken merak ediyordum nasıl bitireceğim. Ve bilhassa bu mektupları nasıl bağlayacağım? Tabii bir kurgu bulmak kolay olmadı. Şimdi Bedri Bey kalpten galiba bir toplayıcı. Kilim topladı, bakır topladı ve mektup topladı. Hiçbir şey akmazdı. Ve bilhassa dikkat edeceksiniz, mesela toplantılar var, eğitimli olan tutanaklar var, bir sürü şey var, not, mektup değil de belge. Yani nasıl sakladı onu herkes merak ediyor. Sakladı ve isabet oldu çünkü bugün bunları doğrusu ve hakiki belge ortaya çıkıyor. Yani bu esas, bu kitap bir referans kitabı. Araştırma yapmak isteyen, doktora, tezi çalışanlar, yüzlerce konu var burada. Bundan faydalanabiliyor. Tahmin ediyorum ki Türkiye'de bunu yavaş yavaş arşivler çıkması gerekiyor. İşte biz birinci adım attık. İnşallah herkes takip eder. Ve böylece belgeler ortaya çıkıyor, çıkar. Burada kaç mektup sergilendi? Yaklaşık ya da kesin rakam? Kesin rakam ben bilmiyorum ama 520 mektup teslim ettim. En azından 480 olduğunu tahmin ediyorum. Bazıları koyamadık tabii. Nasıl olsa biz mektupla hep çalışıyoruz. Aşk mektuplar, kardeş mektuplar. Bizim hayatımız sanki mektup yazarak geçti hepimizin. Garip bir kader. Bir kitap daha bir şey koyabileceğiz. Girmiş olmayanlar bir yer buluruz muhakkak. Sergilemek tabii başka bir önemli bir konu. Bir kitapta sıralarsınız, basarsınız ama biz mektup sergilemek bir iş, bir uzmanlık. Olağanüstü güzel bir sergileme. Evet. Hakikaten ben de ilk geldim günü dedim acaba nasıl yaptılar, ne şekilde, ne göreceğim yani. Ben de bir... Sergileme düzeninde kimin imzası var? Emre Bey var, Emre Sanan Bey. Grafik okumuş. Fakat Eyüboğlu ailesiyle birlikte yürüyen, yıllarca Bedri Bey'in kitabı dizen, Eren Hanım'ın kitabı dizen kişi. Tecrübeli ve bence... İskilip günlerinde de yanınızdaydı. Yani çok başarılı bir sergi ortaya çıkardı. Kitapta da Ruken Kızıler'in editörlüğünü vurgulayalım. Maşallah öyle yardımcı oldu ki ikimiz beraber... Neler yapmayız yani, ele arkasında iş bankası varsa maşallah kolay oluyor. Kimlerle yazıştı 500 mektubun
hepsini saymak mümkün değil ama sizin özellikle vurgulamak istediğiniz, izleyicilerimizle buluşturmak istediğiniz tabii, isimler? Birkaç tür mektup var orada. Birinci bir mektup var, mektup demeyeceğim, bir not var. Necip Fazıl'dan. Necip Fazıl biliyorsunuz Bedri Bey'le bir polemik yazışması oldu. Ve küçücük bir not yolluyor Bedri Bey'e. Diyor ki, biliyorum yani beni pek sevmezsin ama bir talebe için bir ricam var. Ve umarım okursun. Yani ne kadar medeni bir çağ, ne kadar medeni insanlar. Bazı konularda hiç anlaşamıyorlar ama bir talebe için, bir öğrenci için birbirine gayet kibarca, iki beyefendi gibi mektup, notla yollayabiliyor. O dikkati çekiyor. Araştırmacılar için kaynak kitap olacağını söylediniz. Kesinlikle doğru. Burada Akademide Yıllar Başlıyor bölümü var. Çallılar, André Lhot, Leopold Levi, Şükrü Kaya siyasilerden yazışmaları var. Eren Hanım'la özel tarihi, bir ömrü paylaştığı insanla yazışmaları var. Yurt gezilerinde yazıştığı insanlar var. Karadut şiirinin temeli olan, ilhamını veren Marie Gerekmezyan var. Notları. D grubundan çok... Mesela gün görmemiş iki yazı var. Bir tanesi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, bir tanesi Hamit Görel'e. Elif Naci. Çok güzel iki yazı. Yani hakikaten eski Türkçe olduğu için hiçbir mecmuada bulamadık onlar. Demek neşredilmedi. Mektup geldi, okudular, koydular bir tarafa. Bunlar ortaya çıktı. Ayrıca bir sürü ressamın mektupları var. Nurullah Berk, çok güzel yazan bir kişi, kültürlü, hoş bir adam hakikaten. Kaç kere onunla görüştük. Acaba Bedri Bey'den başka mektup var mı sizde? Çünkü bizde sizin mektuplarınız var, bir de Bedri Bey'inki var. Ben dedi kaç kere evlendim, her evlilikte bir şeyler bıraktım, hiçbir şey kalmadı bana diye cevap verdi. Sizin çok espri biçimde ortaya koyduğunuz gerçek var. Bu eski yazıyla yazılmış olanları gözden geçirirken yemek tarifi mi, şiir mi, mektup mu, nasıl ayıracağız? Evet, zor hakikaten yani. Ve Bedri Bey daima bir şiir var bir tarafta. Mesela Derek Padmore diye bir İngiliz var burada. Çoğu belki Türkiye'de tanınmaz. Ama ilk defa diş ülkelerinde Türk çağdaş sanatı hakkında yazı yazan bir kişi. Önemli biri. Dedesi onun meşhur bir şair. Annesi de yazar. Kendisi daha çok makale yazdı ama çok enteresan birisi. Arif Kaptan, 50 küsur mektup vardı. Tabii hepsi kullanmadık. Arif Kaptan Bedri Bey'i çok seviyor ve müthiş mektup yazıyor. Bütün detaylarla. Oğlunun serüvenini takip edebiliyorsunuz. Biliyorsunuz Hasan Kaptan dahi çocuk olduğu için birçok muamelelere tabi tutuldu. Cemal Toğlu. Çok kendine has bir mektup serisi var. Mustafa Esirkuş, Mehmet Besen, Nedim Günsür. İvis Tangal, kızı geldi. Geldi, onu... Onunla çok sayıda mektuplaşma var. Hakikaten. Nedim Günsür'ü bir şey vurgulamak istiyorum. Bedri Bey istiyordu ki iyice Fransızca öğrensin. Ve ona bir sipariş verdi. Fransa'da o devirde resim akımları hakkında bir yazı istedi, Fransızca olarak. Nefis bir yazı yazdı, hakikaten neredeyse kusursuz. Ve biz onu Türkçe'ye tercüme etmek zorunda kaldık tabii. Çok önemli. Nedim Günsür, Türk resminin önemli isimlerinden ve Bedirhami öğrencisi. Onun bir görev olarak Bedirhami'den aldığı
görev olarak hazırladı. Fransızca hazırladı, biz de okuyabilirsiniz diye Türkçe tercüme etti. Ve çok güzel bir yazı. Ayrıca mesela... Yves Tengali ile ilgili bölümü konuşmak istiyorum. Kızıyla olan söyleşiyi izleyelim mi? Evet. Çok enteresan olur hakikaten. Siz açılışa geldi. Çok mutlu oldunuz. O süreci anlatın bize. Tabii bu sergi yazılarken dedik hangi kişinin mektubu varsa, yaşayan aileden bir fert varsa veya kaç tane varsa davet edelim sergiye. Mesela dün akşam geç vakitte Sayın Eczacıbaşı geldi. Nejat Bey'in bir mektubu var. Çok enteresan bir mektup, çok önemli bir mektup. Bir de hatırladık Yves Tengali. Yves Tengali belki birçok kişi duymamış. Bedri Bey'in Narmanlı yurdunda bir atölye vardı. Ve oranın sorumlusu, asistanı, sekreteri, eski talebesi Yves. Yves Bedri Bey atölyesinden mezun oldu. Turan Erol, Nedim Günsü, Fikret Otyam o kuşakla okumuş ve onlar grubu üyesi olarak da Türk resiminde adı bıraktı. Onun kızı olduğunu biliyordum çünkü ben 64'te Türkiye'ye geldiğim zaman hamileydim ve o da hamileydi. İkimiz beraber dolaşıyorduk. O yıl meşhur olaylar oldu ve Yunanistan'a sürüldü tabii. Müthiş zor bir durum oldu. Bedri Bey çok uğraştı onu kurtarmak için ama olmadı. Senelerle izi kayboldu. Mektup yazmaz oldu. Ve bu sergi için Gülseren zaten o daha önce... Gülseren Südör. Evet, bir sürü sergi hazırladı. Bu değiş tokuş üzerindeki korkunç mübadele. Evet, olay üzerine. O Yves'in kızı arıyordu. Korsolos kolu ile tanıdıklar konuşarak. Bizzat Atina'ya gitti. Sanatçıların olduğu yerde soruşturdu filan. Netice alamamıştı. Biz daha şanslı olduk. Yani kısmet, bir hanımefendi bir gün cevap verdi bizim sorumuza ve İvi Akın'da o da bilgi topluyordu ve kitap yazmak istiyordu. O bize mayab oldu ve böylece dedik ah açılışa gelebilse ne seviniriz. Ve dün akşam geç vakitte sonuna doğru geldi. Müthiş bir, duygusal bir an yaşadık hakikaten ve çok sevindik. Çok ve bugün siz onu da tespit ettiniz. İzleyicilerimizle paylaşacağız şimdi. Adı Türk sanatında ilk galeri. Tabii Adalet Cimcos'un açtı ilk galeri Maya. Zaten bu sergide bir 5-6 mektup var Adalet Hanım'dan ve Maya'nın açılışı ve nasıl oldu anlatılan bölümler var. İkisi bir araya koyunca tabii çok önemli bir olay oldu. Teşekkür ediyorum onu da siz tespit ettiniz. Çünkü önemli Bedri Bey ile çalıştı ve arkadaşlar Nedim ve Fikret Otyam, Mehmet Pesen, o kuşakla çok derin bağ. Onlar grubu. Evet, onlar grubu. İzleyelim Maya ile söyleşimizi, sonra tabii, devam edelim. Tabii, çok iyi oldu. Yves Tengali'nin kızı Maya, konuk İstanbul'da. İş Bankası Kibeli Sanat Galerisi'nde biz mektup yazardık, Bedir Rahmi mektupları ve yazışmalarının davetlisi olarak burada. Büyük bir sürpriz, bulunan bir değerin heyecanı var. Sizin sorduklarınızdan, aldıklarınızdan, kucaklaşmanızdan tanığım. Bunu izleyicilerle buluşturmak istiyorum. Bedri Rahmi'nin değerli öğrencilerinden sanatçı
Ivis Tangalli'nin kızı, tiyatro eğitimi almış edebiyat eleştirmeni, Atina'da yaşayan konuğumuz, annesinin hocasıyla Bedir Rami ile yazışmalarının önündeyiz. Soruyoruz. Neler hissettiniz? Hoş geldiniz önce. Sizin Türkiye'de ilk tanıyan, sizin varlığınızdan haberdar olanlardan biri Hüket Eyüboğlu. Dedesinin adını taşıyan Rahmiye hamile. Annenizi sizi taşıyor bedeninde. Bu 1964, 2015'teyiz ve siz buradasınız. Neler hissettiniz? Nasıl bir duygu? Neydi bu? Mutluluk ve hüzün duygularıyla donanmış bulunuyorum. Çok sevinçliyim çünkü bu kadar yıl sonra annem hala hatırlanıyor. O kadar çok sevdiği bu ülkede onu hala tanıyorlar, hatırlıyorlar. Çünkü annemin ülkesi Türkiye'ydi, İstanbul'du. Büyük bir hüzün içindeyim. Çünkü o aramızda değil, bunun sevincini varamıyor. Ivis Tangalli hep yaşadı, burada yaşadı. Bu sergiye emek verenlerden biri, Rahmi öğrencilerinden Gülseren Südor, Teoman Südor hep yanında oldular. Yeter Hanım'ın kendini. Ve hep vardı. Ben Rami çok kısa tanımış, sadece görmüş, tanımak da denmez ona. İnsan olarak annenizi yarım yüzyıldır tanıyorum. Annenizle ilişkiniz, anne kızı ilişkisi nasıldı? Siz tiyatro eğitimi aldınız, sanat eleştirmenisiniz, sanatçı annenin kızı. Anne kızı ilişkisinde akademi, Bedir Rami, arkadaşları, Türk sanatı, Türkiye'de sanat paylaşıyor muydunuz? Çok küçük yaşımdan başlayarak annem değerler listesinin en üst noktasında sanata yer veriyordu. Ve bana devamlı sanat üstüne anlatıları ile beslenip büyüdüm. Büyürken bir sürü konuyu bana sanatçının gözü içinden anlatarak benimle ilişkiyi devam ettiriyordu. Bir sürü konuyu renklerle anlatıyordu. Siz de mektup yazıyor musunuz? Dostlarınızla yazışıyor musunuz? Ne yazık ki hayır. Bizim bugün maillerimiz var. Ve çok küçük mesajlar, küçük mesajlarla haberleşiyoruz. Bu bir yoksunluk. Nasıl buldunuz serginin bütününü? Bir toplumsal bellek ayağa kalkışı. Tarihin, sanat tarihinin Türkiye için önemli olan bir tarihsel dönemin ayağa kalkışı, izleyiciyle buluşması, sandıklarda olan çok bilinçle Hüget Eyüboğlu'na teşekkür ediyoruz. Türkiye teşekkür, dünya teşekkür ediyor. Bedir Rami geleceğe taşımada onun bir ömürde biriktirdikleri, yaşayarak biriktirdiklerini gün ışığına çıkartıp koymak. Tabii kuruma da, İş Bankası Kültür Yayınları'na, İş Bankası Kibele'ye de teşekkür etmek gerekiyor. Hazırlanan hacimli şeyle. Nasıl buldunuz serginin bütünü için neler söylersiniz? Ben bu sergiyi korkunç ilginç buldum. Daha önce hiç öyle bir şeyin, ben bu tür bir serginin hazırlandığını duymamıştım ve görmedim. Geçmişin önemli bir bölümünü çok değişik bir tavırla canlandırıyor. Bütün bu sanatçıların, bu insanların yaşamlarını günümüze getiriyor canlı olarak. Geçmişten günümüze geliyor bütün bu yaşamlar ve anılar. Biz Bedir Rahmi ile birlikte sevgili İvi'ye de merhaba diyoruz. Hoş geldin diyoruz size, onun güzel kızına.
εμείς μέσα από την έκθεση λέμε ένα καλώς όρισες και στην Ήβη, αλλά και στην και σε εσάς, στην ωραία της κόρη, καλώς όρισες. Çok teşekkür ediyorum. Aranızda olmaktan çok mutluyum. Sizi tanımaktan çok sevinçli ve mutluyum. Herkes merak ediyor. Bir ressam nasıl yaşıyor? Yani bütün gün resim yaparak mı yaşıyor? Başka bir meşgale var mı? Ne yapıyor? Böyle bir hoca. Tamam, ders var ama başka. Elbette ki ressamları rahatsız eden sorunlar var sanatta. Ve Bedri Bey bu konuda 2-3 konu ele aldı. Birincisi Avrupa'ya öğrenci yollamak. Müzeler görsünler, galeriler görsünler, lisan meselesi birazcık halletsinler diye. Üstüne çok durduğu bir sorun. Ömür boyu bunun için savaştı. Hala bu sorun çözülmedi zaten, devam ediyor. Onun gibi işte Nurullah Berk, Cemal Toğlu, birkaç hoca o aynı fikir paylaşıyordu. Bu mektuplaşma göreceksiniz. Ondan sonra ikinci, ressamları mimarlarla çalışabilmeli diyordu. Yani kamu binalarda mimarlar müthiş büyük satı yapıyorlar ve bir küçük desen yok, bir küçük motif yok. Diyor, niye ressamlara birkaç metrekare vermiyorlar da biz bir şeyler yapalım. Öncülüğünü yaptı bu konu. Onu yaptı ama gene bu çözülmedi. Kanun veya şey, yasal bir düzen getirilmedi. Bir mimar kabul ediyorsa ve seviyorsa o iş veriyor, o kadar. O da çok önemli bir konu ve Cengiz Bektaşlı güzel bir mektup var bu konuyla ilgili. Önemli. Bir de halk sanatları tabii malum Bedri Bey çok bağlıydı. Bu konuda İki önemli mektup var. Bir tanesi Necat Eczacıbaşı ile. O zaman Necat adı takmıyordu. Ferit galiba diyorlar. Soyadı da yoktu. Ve orada Bedri Bey bir yazıda Cumhuriyet'te eleştirdi Eczacıbaşı. Bu yabancı porselen motifleri basıyordu. Yani Türkiye'de motif mi kalmadı diyor. Niye bunları kullanmıyor? Çok ilginç bir mektup. Necat Bey de tabii kendini de savunuyor. Hakikaten enteresan bir mektuplaşma. Önemli mektuplardan biri. Bir de Sümer Bank müdürlerle yapılan aynı tartışma tekstiller için. Diyor, siz niye Avrupa'nın ikinci sınıf, üçüncü sınıf motifler kullanıyorsunuz bizim kumaşlarda? Türkiye'de motif mi öldü? Aklı tabii. O kadar zengin bir ülke ki bu konuda. Yani tahmin ediyorum ki orada bir ressam neler yapabilir eğer öyle bir düşünce varsa, öyle bir duyarlı varsa. Bir sosyolojik boyut çıkıyor tabii ortaya ve bence bu önemli. Orada yeterince dönüştüremeyişi bugün de sorun olarak birçok başlıkta görüyoruz. Kendisini yapmaya yöneltiyor. Tabii bir sürü mozaik döşedi, muazzam panolar yaptı. Yani o konu işlemek için büyük gayretler sarf etti ama... Yazmalar da o başlığın içinde. Tabii yazmalar bilhassa resim yerine evlere girsin diye büyük bir çaba gösterdi. Peki Aşık Veysel'le olan mektup için ne söyleyeceksiniz? Aşık Veysel tabii Sabahattin Bey'den dolayı Eyüboğlu evlere girmeye başladı belirli bir tarihten sonra. Ve buradaki mektup bilhassa bu bir kayıt makinesi aldılar. Ne düşünebilir misiniz? Aşık Bey için ne kadar önemli bir şey. Kendini dinleyebiliyor. Bir sanatçı için. İlk
kez Bedir Rami'nin öncülüğüyle bir kayıt makinesi. Sabahattin amca ve o grup, evet, o grup bir araya para topladılar ve ses kayıt makinesi aldılar. Onun için teşekkür ediyor mektupta. İnce uzun bir yol değil mi sanat? Evet, ve bunun evet. Çok uzun bir döneminde siz varsınız. Bedir Rami'nin sevgili gelini, kızı, Mehmet Eyüboğlu'nun, Mehmet Hamdi Eyüboğlu'nun eşi. Evet, eşim hakikaten çok zaman harcadı bunları ön hazırlama yapmak için. Tabii bir görev bizim için. Bedri Bey konuştu, yazdı. Bizim yaymamız gerekiyor ve onu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yine baktığım zaman İlhan Koman yurt dışında Türk sanatı heykelinin dev ismi. Evet, hakikaten güzel mektuplarda da. Yok inanın yani herkes burada. Özetleme gerekirse 500 yakın mektup olunca tahmin edebilirsiniz. Dosya bir ilginç bir dosya var. 54'lerde ilk defa Amerika'ya bir Türk Cumhurbaşkanı seyahat etti ve Bedri Bey'den bütün bu faaliyetler, sanatsal faaliyetleri düzenleme istediler. O arada çok ciddi yazışmalar oluyor. Tabii ve orada bilmiyorum herhalde yaşamıyor ama bir diplomat var. Nasıl Can Avi ile çalıştı? Nuri Eren adında. Nefis mektuplar var. Nasıl uğraşıyor galeri bulmak için, pazarlama yapmak için. Eli öpülesi bir memur var ya denir bazen, o kadar yardımcı oluyor, sessiz sedas. Bu ilk örnek Amerika'da evet. Cumhurbaşkanı gidiyor, sergi açmak, galeri bulmak çabası. Peki o tarihten bugüne bu konu aşıldı mı? Kolayca sanatçılarımız... Aynı sorunlar mevcut. Mesela gümrük meselesi daima sorun oluyor. Kim dışarıda sergi açıyorsa... Ya dönüşte ya giderken gümrüklerde bir takıntı. Bütün gümrükler kaldırıldı. Dışarıdan girdiğinde her şey giriyor. Ama bizim... Her şey giriyor ama bizim sanat eserimiz... Öyle. Bedir Rami'miz çıkarken ya da bugünkü genç sanatçımız giderken problem. Maalesef öyle. Mesela Amerika'ya giden bütün işler gümrükte takıldı. Bedri Bey Brüksel'de fuarda meşgul. Bu mozaikleri takmaya mektup alıyor. Gelin onlar gümrükten çıkarın. Yoksa dünyanın parası ceza ödeyeceksiniz. Bedri Bey cevap veriyor dedi. Siz istediniz bunlar. Liste sizde bende değil. Yani hala bu sorunlar mevcut. Enteresan. Bizde köklü sorunlar var. Biz mektup yazardık. Bedir Rami Eyüboğlu ve çağdaşlarından mektuplar. Peki siz mektup yazıyor musunuz? Yazdınız mı geçmiş yıllarda? Yazıyor musunuz hala? İlk önce eşimi mektupla bulduğum için tabii ki mektup yazdım. Bildiğim için izleyiciler bir kez daha dinlesinler istiyorum. Yani Mehmet Bey hakikaten 14 yaşındayken bir yaz geçirmek için yazdığımız mektuplarla bulduk. Büyük bir tesadüf hakikaten. Türkiye'de bir tek bir kişi cevap verdi. O da Mehmet Eyüboğlu. Ve en son evlenmemizle bitti. Yani zaten ilk mektuplaşma orada. Daha önce Bedri Bey Eren Hanım mektuplaşması var. O da 4 cilt bir kitap çıktı. Kardeş mektupları var. Bizim evimizde millet sanki sadece mektup yazıyor. Halen de var mektuplar. Yani tabii o zaman bilgisayar yoktu ve galiba konuşmaya mı seviyoruz, yazmaya mı seviyoruz, iletişim mi seviyoruz? Bir şey var bu mektuplarda.
bizi çeken bütün aile fertleri. Bu süreçte Bedir Rahmi'nin birikimini geleceğe taşıma sorumluluğunu üstlenmiş siz, biliyorum, yazışıyorsunuz üniversitelerle, kişilerle, kurumlarla. Mücadele veriyorsunuz, resmi yazışmalar oluyor, evet, ya da teşekkür ediyorsunuz, talep ediyorsunuz. Bayılıyorum da mektup yazmaya, çünkü tabii Türkçe benim lisanım değil. İlla bir takı ters oturuyor orada. Arkadaşlarım var, çok sabırlı, Gülseren gibi. Geliyor, birazcık düzeltiyor ve en azından rezil olmuyorum. Zevk bir iş, sevgi bir iş. Ben bu işi seviyorum. En iyi şekilde yapmaya çalışıyorum ve Bedri Bey'in külliyatı inşallah bitirebiliriz. 40 sene çalışıyoruz. Sanki azalması yerinde çoğalıyor işleri. Daha şiirler var, bir sürü şey var tabii. Ama büyük bir sevgiyle bunu bitirme. Vefatının 40. yılında büyük bir sergi, toplumsal belliğe katkı yapacak, Türk kültürüne, sanatına, düşünce hayatına büyük katkı yapacak sergi ve ortaya çıkan kitap. Kitap, evet. Önemli bir şey. Bedri Bey birleştirici özelliği var ya, galiba orada görebiliyorum. Bugün ihtiyacımız olan da bu, değil mi? Evet. Üretmek, üretmek, üretmek ve birleşmek, birleştirici olmak, birleşmek. Bu bir program gibi. Türk devriminin Bedri Rahmi'ye yakışacak programının karşılığı. Her alanda kendimizi ifade etmek, tabii, yapmak, çoğalmak. Sanatta, her yerde şart. Ve birleştirici olmak saygıyla. Evet. Zannediyorum ki bu kitap birazcık bu mesaj iletiyor ve mesajı anlatıyor net olarak, öyle değil mi? Sergiye bütün İstanbulluları davet ediyoruz. Davet ediyoruz, bekliyoruz. Ulusal televizyonda bu güzel dostluk, teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Destek veriyorsunuz. Biz size teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol. Türk kültürüne, Türk sanatına, Bedri Rahmi'nin o büyük imzası, eğitimci, sanatçı, şair Bedri Rahmi'nin bin yıllar Türkiye ile birlikte yolculuğuna siz bugün omuz veriyorsunuz. Sizin yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Sergi 20 Haziran'a kadar açık kalacak. Kitap İş Bankası yayınlarının satıldığı her yerden edinilebilir. Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Çağdaşlarından Mektuplar. Biz mektup yazardık. Teşekkürler efendim. Bir şey değil efendim, severek.